kahretsin. Hep senin yüzünden. Ne yaptın şimdi? Eğer aptal gibi davranıp çocuğu yaralamasaydın bunların hiçbiri olmayacaktı. Ya asıl sen Melih'e Elif elimde diye palavra sıkmasaydın şimdi bu halde olmayacaktın hanımefendi. Ne yapacağım ben, ne yapacağım? Melih'e Elif'in yerini söylemezsem evdeki herkese CD izletecek. Bittim ben, mahvoldum. O kadar uyardım seni. Yoya çıkış biletimizi almaya gitti. Ne oldu? Bak, ikimiz de burada kapana sıkıştık. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Melih Bey. Melih Bey. Ne oldu? Öğrenebildin mi bir şey? Ya Arzu Hanım... Hallettim. Oldu o zaman. Ben bir Tuğçe'ye bakayım. Sinan, ne oldu Tuğçe'ye? Yine bisiklet muhabbeti Kenan Bey. Tutturdu bisiklet diye. Hava soğuk, hasta olursun diyoruz, anlamıyor. Çocuk işte. Arzu nereye kayboldu? Sanırım odasına çıktı. Gelir birazdan. Planın ne? Ya şimdi yukarı çıkacağım. Melih Elif'in yerini söylemediğimde herkes o CD'yi izletecek. Ya da? Ya da hayatım bir fare gibi böyle pis bir delikte geçireceğim. Benim özgürlüğüm anahtarı Elif. Hala anlamıyor musun? O beslemenin yerini söylemezsem benim için başka bir kurtuluş yok. Bu dert benim kadar seni de endişelendirse iyi olur. Hava filtresi tıkanmış, onu değiştirdik. İyi bari, ciddi bir şey yokmuş. Sevindim. Arzu iyi misin? İyiyim hayatım. Nereye kayboldun? Odama çıktım. İlaç saatim gelmişti de, ilaçlarımı aldım. Kenan Bey de bazen anlamıyorum doğrusu. Ya bu Melih Bey, İpek Hanım'ı az üzmedi. Ama hiçbir şey olmamış gibi ahbaplıkları hala devam ediyor. Adam da ne kadar rahat. Kafası esince kafasına göre geliyor, gidiyor. İpek Hanım belki hoşlanmıyor bu durumdan. Ama umrunda değil ki. Yok yok. Bize göre değil ya. Bu kadar medeniyet de fazla. Yatıp dinlensen mi biraz? Yorgun görünüyorsun. Yok canım, iyiyim ben. Nasıl istersen. Düşünüyorum da Arzu Hanım. Belki de şanslısınız. İnsanın geçmişinde hatırlamak istemeyeceği o kadar çok şey oluyor ki. Mesela benim. Geçmişimde hatırlamak istemediğim o kadar çok anı, acı hikaye var ki. Hepsini unutmak istiyorum. Unutsam belki ferahlarım diye düşünüyorum. Tabii. Nereden baktığınıza bağlı. Gerçi sizi siz yapan da o geçmişiniz oluyor. İnsan öyle ya da böyle yaşadıklarından menkul bir varlık. Ne yaparsanız yapın geçmişinizden kaçamıyorsunuz. Öyle değil mi? Melih Bey, deneyimlerinizden yola çıkarak felsefe yapıyorsunuz zannediyorum.
Erkut Ardiye'de. Arzu ile Elif'in kaybolduğundan bahsettiler. Ama ikisi de bir şey bilmiyormuş. Hepsini anlatacağım. Orman yolunda buluşalım. Melih, bir sorun mu var? Yok, kötü bir şey yok. İşle ilgili bir mesele. Bensiz yapamıyorlar. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Ben geçireyim seni. Alalım. Siz burada bekleyin. Of. Çıldıracağım ya. Nedir bu başımıza gelenler? Elif desem ortada yok. Melek abla desem böyle. Of. İsyan etme Zeynep. Düzelecek her şey. Düzelecek inşallah. Melek abla güçlü bir kadın Zeynep. Bunu unutma. Kendine gelecek. Allah kullarını taşıyamayacağı yükün altına sokmaz Zeynep. Seni anlıyorum. Ama lütfen metin ol. Melek abla için, Elif için daha sakin, daha güçlü olman lazım. Yani Arzu desen, ay kafam gidip diye herkes ayakta uyutmuş maşallah. Ay çiftlik değil, entrika yuvası. Seni dinliyorum. Merhaba Melih Bey. Dediğinizi yaptım. Arzu'nun peşine Ardiye'ye indim. Ve haklıymışım, bir işler çeviriyormuş. Ardiye'ye indiğimde Arzu'nun sesleri geliyordu. Baya baya Erkut'la tartışıyorlardı. Emin misin? Evet eminim. Yani kulaklarımla duydum. Elif'in kaçırıldığından bahsediyorlardı. Öyle mi? Evet yani Elif kampta değilmiş. Kim kaçırmış peki? Bir şey söylediler mi? Yok hayır yani Arzu da onu soruyordu ama Erkut bilmediğini söylüyordu sürekli. Bak bu söylediğin çok önemli. Emin misin? Evet eminim. Hatta Arzu ile Erkut da bu yüzden tartışıyorlardı. Erkut size nasıl böyle bir yalan söylediğini soruyordu Arzu'ya. Ve anladığım kadarıyla da Arzu her şeyi hatırlıyor. Allah'ın cezası. Neyse Melih Bey, benim çiftliğe dönmem gerek. Tamam. Bir şey olursa mutlaka beni haberdar et. Tabii. İyi günler. Ne yapacağım ben şimdi? Elif'i nasıl bulacağım? Ben çok acıktım. Tansiyonu çok düşmüş.
Ayrıca çok zayıf, güçsüz. Evet, çünkü günlerdir hiçbir şey yemiyor. Yani sadece sakinleştirici ilaçlarla ayakta duruyor. Neden? Sorun mu var? Evet, kızı kayboldu. Hiçbir haber alamıyoruz. Melek abla da perişan oldu tabii. 3 gündür hiçbir şey yemiyor, içmiyor. Sadece ilaçlarla öyle uyuşmuş bir halde çaresizce bekliyor. Anladım. Kolay bir durum değil tabii ki. Bu durumda hasta tek başına, yani sadece ilaçların yardımıyla bunu atlatamaz. Psikolojik destek alması gerekir. Kan tahlili sonuçlarıyla birlikte bir psikolog desteği için yönlendirme yapacağım. Tamam, çok iyi olur. Güzel. Ayrıldıktan sonra hastayı normal bir odaya alacaklar. Serum etkisiyle birazdan kendisine gelir zaten. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Resmen oyun oynuyor benim. Hayır, ne yapmaya çalışıyor bu adam? Senden de, Melek'ten de nefret ediyorum. Hayatımı mahvettiniz. Allah'ım delireceğim. Ha, delireceğim. Hanım. İyi misiniz? Sen miydin Gonca? Ben öyle kapı sesini duyunca bir şey oldu sandım. Dayanamıyorum artık Gonca. Dayanamıyorum. Böyle bomboş kafayla her şey üstüme üstüme geliyor. Tamam, sakin olun. Ne oldu böyle birdenbire? Tuğçe. Tuğçe sürekli soru sorup duruyor. Ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Dayanamıyorum artık, anlıyor musun? Dayanamıyorum. Ben daha çocuğumu bile tanımazken ona nasıl annelik yapabilirim ki? Anneciğim. Anneciğim, çok korkuyorum. Ne olur gel. Çok korkuyorum. Yok. Yok, yok. İlaç mı yok? Ne ilacı yavrum? Abim yok. Bırak, abim yok. Ay. Bakmadığım yer kalmadı. Her yere baktım. Hiçbir yerde yok. Ağaç aralarına baktım. Dere kenarına. Yok. Abi hiçbir yerde yok. Ama diyorum, benim Burak diye bir abim yok. Ha, niye öyle söyledin Leyla? Ha, kızdın. Kızdın abine, kızdın. Ben de kızdım. Çok haklısın sen. Gelsin, göstereceğim ona ben. Ne demekmiş anneyle kız kardeşini böyle bekletmek? Ay, ana yüreği biliyor musun? Dayanamadım işte. Bu yağmurda gittim ormana baktım. Her yere baktım. Seslendim, Burak çık ortaya. Kızmayacağım dedim. Ama yok, yok, yok. Ay, çok üşüyorum. Leyla'm, çok üşüyorum ben. Ne oldu bana böyle? Biraz daha iyisiniz değil mi Melek Hanım? Güzel. Şimdi neler olduğunu bana anlatmak ister misiniz? Ben kızım Elif. Yani o günlerdir kayıp. Nereden başlasam ki? İçim acıyor. İçim çok acıyor. Rahat olun. Ağlamak istemeniz çok doğal. Ağlayın. Yeter ki sıkmayın kendinizi. Siz hazır olduğunuzda konuşacağız. Thank you.
Bey, Zeynep ben. Zeynep, Melek nerede? Evde kimse yok. Biz hastanedeyiz. Melek abla biraz fenalaştı da. Ne? Fenalaştı mı? Korkmayın, tansiyon düşmüş sadece. Hangi hastanedesiniz? Dereboy Hastanesi. Tamam, hemen geliyorum ben. Uf, kapattı ya. Kimle konuşuyorsun Zeynep? Hiç, Melek ablanın telefonu çaldı da. Kimmiş? Ev sahibi işte. Ne oldu? Bir sıkıntı mı var? Yok canım, ne sıkıntısı olacak? Melek ablayla daha önce böyle bir tadilat işi için konuşmuşlar da ondan aramış. Al bakalım. Sağ ol. Gündüm nerede? Lavaboda. Acıktınız mı? Bir şeyler yemek ister misiniz? Yok, acıkmadım ben valla. Da siz acıktıysanız gideyim bir şeyler. Yok. Ben sizi burada bırakmam ki. Olmadı buraya söyleriz. Böyle işte. Zor bir durum gerçekten. Sizi anlıyorum Melek Hanım. Siz yapmanız gereken her şeyi yapmışsınız. Bundan sonra bir gelişme olduğunda da elinizden geleni yapacaksınız elbette. Ama bu arada kendi sağlığınızı da korumanız gerekir. Biliyorum. Belirsizlik içinde beklemesi çok zor. Ama bu ilaçlar nispeten daha sakin ve sabırlı olmanıza yardım edecek. İhmal etmeyin, olur mu? Tamam. Etkisini çabuk gösteriyor zaten. Şimdi güzelce dinleyin. Ben tekrar kontrole gireceğim. Tamamdır abi. Yani işte yıkamaydı, cilalamaydı falan. Yani hepsi aynı fiyata dair. Ya paket gibi bir şey işte. Tamamdır abi. Dur ben bir not alayım. Tamamdır abi, not ediyorum şimdi. Tamam. Tamam. Eyvallah abicim, eyvallah. Bizim cimcimenin tokası değil mi ya? Burada kaldığını da unuttu herhalde. Ah be Elif'im. Ah be güzelim be. Neredesin ya? Bak, yengen de yok ortalıkta. Ulan ortadan kaybolana be. Zaten Erkut abiyi de suçluyorlar bunun için. Ya Erkut abim hayatta böyle bir şey yapmaz ki. Koskoca adam. Ne işi olur çoluk çocukla? Zeynep'i bir arayayım ya. Selim. Melek abla Elif olmadan nasıl ayakta kalacak ya? Nasıl? Her şey düzelecek Zeynep. Bulacağız Elif. Murat. Ne var, ne oldu? Ya ben bir şey soracaktım Zeynep. Elif'ten bir haber var mı? Ne oldu, çok mu merak ettin? Ya kızım, bir kere de seni aradığımda bir adam gibi cevap ver ya. Bana niye soruyorsun ki Elif'in nerede olduğunu? Erkut abine sorsana, o daha iyi bilir. Ya Zeynep, bak hepiniz Erkut abimi suçluyorsunuz ama... Ne iş olur o adamın çoluk çocukla ya? Benim Erkut abim öyle bir adam değil. Öyle mi? Nasıl bir adam ha? Nasıl bir adam? Biz onun yüzünden ne hallere düştük, haberin var mı senin? Elif nerede, nasıl? Melek abla bilmiyor. Kadın acısından hastaneye düştü be. Ne? Hastanede mi? Bana bak Murat. Bir daha o adamı savunmak için arama diyorum beni, anladın mı? Arama.
Zeynep! Allah kahretsin be! Ay Leyla! Ay, ay çok üşüyorum. Ay, ay çok üşüyorum. Ay, ay Leyla'm, Leyla'm gel ört beni. Leyla'm ört beni, çok üşüyorum yavrum. Ay. Çok soğuk. Donuyorum Leyla. Çok soğuk. Oy. Ay hasta oluyorum galiba ben. Ay çok kötüyüm, çok hastayım. Çok hastayım Leyla, çok hastayım. Nasıl? İlaçların etkisiyle uyudu. Yine evden mi arıyorlar? Evet. Hadi git sen. Yani bütün gün bizimleydin zaten. Merak etmişlerdir tabii haklı olarak. Sizi bırakıp nasıl gideyim Zeynep? Git sen canım. Yani belki bir şey olmuştur. Telefonlarını da açmıyorsun kaç saattir. Hem ben yalnız değilim ki, Gülnur var zaten. Hadi kırma beni. Bak Melek abla da uyudu zaten. Tamam o zaman. Ama hemen geri döneceğim. Yok canım, nasıl geri döneceksin? Oraya kadar gideceksin falan. Hem araban da yok bugün. Üzme beni ne olur. Hadi git eve güzelce dinlen. Yarın gelirsin. Gidiyor musun Selim? Yani ben gitmesini söylüyorum ama. Aklım burada kalacak ama. Merak etme, ben buradayım. Tamam o zaman. Bir şey olursa mutlaka arayın ama. Tamam ararız. Güle güle. Telaşlı gibisin. Doktor kontrolüm vardı. Ona yetişmeye çalışıyordum. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ne oldu? Şu vurulma olayı. Rutin kontroller işte. Anladım. Peki o halde görüşürüz. Melek, Melek nerede? İçeride uyuyor şimdi. Durumu nasıl? Vallahi nasıl olsun. Psikolog desteği almaya başladı. Demek fare gibi saklanıyorsun ha Erkut. Hem de burada. Şu farenin deliğine bir çomak sokalım bakalım. Gülüm, bana dolaptan salçayı veriver. Sana zahmet. Ay, benim kafamda ne güzel yemeğim hazırdı.
Mercimeği de ıslamıştım. Ama yok, illa et olacak. Ya Kiralcığım, ben de Tuğçe'ye bir kek yapayım diyorum da ama un kalmamış. Un mu kalmamış? Ha, Arda'ya baktım ama yok. Un vardır gülüm. Daha yeni alındı. Sen bulamamışsındır. Ya belki de ben bulamadım. Yani zahmet olmazsa bir gidip bakar mısın? Gülüm, görmüyor musun halimi? Yemeği yeni ocağa koydum. Hem dün yaptığım kekin çoğu duruyordu. Sen ondan veriver Bücürü'ye. De ama... Kekin beklemişi makbuldür. Ondan yesin, mis gibiyim. Ay çok soğuk. Hasta oldum ben Leyla'm, hasta oldum. Bak abin de dışarıda. Islanıyor. Hastalanacak. Hastalanacak. Ay donuyorum Leyla. Ah. Leyla'm sobayı yak. Sobayı yak ne olursun Leyla'm, sobayı yak yavrum. Sobayı yak. Çok soğuk. Elif! Kızım neredesin? Buradayım anneciğim. Neredesin, seni göremiyorum. Buradayım işte bak. Kuzum neredesin? Sesime gel anneciğim. Buradan çıkamıyorum. Elif! Kurtar beni buradan anneciğim. Seni çok özledim. Anneciğim dayan, geliyorum. Anne kurtar beni. Anne. Az kaldı Elif'im. Dayan. Kurtaracağım seni. Melek. Elif. Melek uyan. Bir şey yok, geçti. Kabus gördün herhalde. Elif'i bulalım. Bulalım kızımı ne olur. Gücüm kalmadı artık. Abi yalvarırım, bulun. Ne olur bulun. Sana söz veriyorum. Bulacağız Melek. Allah büyük. Elif'imizi bize bağışlayacak. Sen merak etme. Bulacağız Elif'i. Daha çok güzel günler geçireceğiz. Sen gönlünü ferah tut. Biz ne badireler atlattık. Bunu da atlatacağız inşallah. Ben ne zaman hasta olsam annem de böyle anlama bez koyardı. İnşallah işe yarar. Beni çok korkuttun. Kusura bakma abi. Ben dayanamıyorum bu acıya.
size de telaşlandırdım. Ne kusuru kardeşim? Asıl ben seni böyle görmeye dayanamıyorum. Ama dayanacağız Melek. Gücümüzü toplayıp Elif'imize kavuşacağız. Bak, ben buradayım. Hadi sen de dinlen biraz. Melek abla, sana biraz meyve dilimledim. Hadi yemeye çalış, güç verir. Kırma bizi Melek. Hadi ye biraz. Geldiniz. Sizin varlığınız ona güç veriyor. Keşke elimden daha fazlası gelebilse. Şu kadının evine tekrar bir bakacağım. Belki bir ipucu yakalarım. Ablacığım, seni böyle bir şeyler yerken görebilmek. Canım ablam benim. Bak biz hepimiz senin yanındayız. Seni yok, her şey iyi olacak. Eşyalarımı topluyorum canım. Yoksa bugün mi gidiyorsun Amerika'ya? Hayır halacığım, daha var. Hala, ben de seninle gelsem olur mu? Amerika'ya mı? Hı? Sana arkadaş olurum. Zaten benim de burada hiç arkadaşım yok. Orada kız kıza yaşarız. Bak sen, kız kıza neler de bilirmiş. Hala, sen zaten okula geç gideceğin için kesin seni aralarına almazlar. Aslında düşündüm de ben de sen hiç gitme. Burada kal. Boyalar. Hala onları çöpe mi atıyorsun? Hayır bir tanem, kaldırıyorum. Kullanmayacak mısın yani? Hayır halacığım. Amerika'da bunlara ihtiyacım olmayacak. Niye ki? Bence onlar çok güzeller. Aslında bak ne diyeceğim. Bu boyalar senin olsun. Ne dersin? Gerçekten mi? Evet halacığım. Bunlarla çok güzel resimler yap. Yaşasın dünyanın en iyi halası. Su ver bana Leyla. Su ver. Su. Su. Yavrum. Su ver bana Leyla'm, su ver. Su.
canım pahasına bile olsa seni bulup annene götüreceğim. Evet kızım, ama bizim için değil bu çorba. Bize değil mi? Kime o zaman? Hani yan tarafta yaşayan yaşlı bir teyze vardı ya. O hastalanmış, ona götüreceğim. Ya, o mu istedi senden? Hayır, o istemedi ama çok hasta olmuş, çok halsiz kalmış. Kimi kimsesi de yok. Ben de ona çorba götürüyorum. Sevap diye mi yapıyorsun anneciğim? Evet bir tane. Sen de zamanı gelince böyle yaşlıları, hastaları yardım et. Değil mi güzel kızım? Tamam anneciğim. O zaman ben götüreyim o çorbayı teyzeye. Tamam kızım. O zaman birlikte götürelim ha? Tamam. Çok büyük yaptım. Sayfaya sığmayacak. Neyse, pedalımı yapayım da. Belki sığar. Çok sıkıldım. Elif ya. Gel artık. Olsaydı şimdi ne güzel eğlenirdik. Hayır işte. Niye bisikletimin resmini çiziyorum ki gidip binmek varken? Aşağıda duruyor. Kimseden izin almak zorunda değilim. Hasta olursam da ben hasta olurum. Daha ne kadar kalacağız bu izbe yerde be? Hayır o değil. Sonunda biri görecek burada beni. Arzu da unuttu beni. Sabahtan beri yok ortada. Ulan insan bir gelir sorar var mı bir ihtiyacın diye. Umrunda değil zaten. Tek derdi kendisi. Allah acıyor acıyor ama yapacak bir şey yok. Bakacağız bir çaresine. Burada kalmak da iyidir. Burada bir yerde olduğunu biliyorum. Süper Leyla'm.
Su. Leyla'm su ver bana. Su. Ah. Su getirdim sana. Hadi iç. Sağ ol yavrum benim. Canım Leyla. Sen olmasan ne yapardım böyle? Yavrum. Sesi. Ben ne? Dursun artık beni. Elif nerede? Elif nerede? Bilmiyorum diyorum yerini. Hadi oğlum hadi. Bir şey kalmadı hadi. Ne çare dinmez sancı.